Bilimsel merak benim temel motivasyonum. Kariyerim için ben bu yönü seçtim. Çünkü entelektüel olarak çok meraklı bir insanım ben. Cevabını bilmediğimiz sorular karşıma çıkarsa ve bu benim ilgimi çekerse onlara kafayı takıyorum ve bir ilerleme gösterinceye kadar kendimi alamıyorum. Ve fen bilimlerinden, fiziksel bilimlerden çok zevk alıyorum ve çok zevk alarak çalışıyorum yaptığımız araştırmalar üzerinde. Ben Bilge Yıldız, Massachusetts Institute of Technology'de profesör olarak çalışıyorum. Alanım elektrokimyasal malzemeler ve enerji. Bölümlerim de malzeme bilimleri ve nükleer bilimler. Çocukluğum ilkokulun sonuna kadar İzmir'in bir ilçesi olan Tire'de geçti. Annem babam Melahat ve Seyfettin Yıldız, kendileri matematik öğretmeniydiler. İki kardeşiz, bir tane ağabeyim var. Ve ben çocukken aynı zamanda anneannem ve teyzemle de çok zaman geçirdim. Onlar bana çok baktılar. Evlerinin bahçesindeki küçük hayvanlar, kaplumbağalar, tavuklar benim arkadaşlarımdı diyebilirsiniz o yıllarda. Deniz kenarında taşlarla, deniz kabuklarıyla toplamak, onları saymak, oynamak, denizde yüzmek en çok sevdiğim aktivitelerdendi. Sonuçta çocukluğum teknolojiden uzak ama çok mutlu ve sağlıklı geçti. Çocukluk yıllarımda ve hayatım boyunca bana şekil veren en önemli kişiler annem ve babamdır. Ben çalışkan olmayı, eğitimin önemini kendilerinden öğrendim. Ailemizde eğitim din gibiydi diyebilirsiniz. Liseyi İzmir Fen Lisesi'nde okudum. Bu okul benim üzerimde çok kalıcı bir etki bıraktı. Bu yıllarda matematik ve fen bilimleri çalışmayı, araştırma yapmayı ne kadar sevdiğimi anladım. İzmir Fen Lisesi'nde biyoloji öğretmenimiz sayesinde Ege Üniversitesi'nde ilk araştırma projesi tecrübesine katıldım. Bu projeyi proje arkadaşım ve sınıf arkadaşımla birlikte yaptık ve aynı zamanda bu deneyleri Ege Üniversitesi'ndeki bilim insanlarıyla birlikte yapıyorduk. Bizim fen lisesinde o zamanlar çok fazla laboratuvar dersleri vesaire falan olurdu. Fizik, kimya, biyoloji bunlar sadece anlatılarak yapılan dersler değildi bizim için. Aynı zamanda laboratuvarı olan derslerdi. Orada bu derslerde daha birlikte küçük küçük laboratuvarlarda testler, deneyler vesaire falan yaptık. Bunlardan çok hoşlandığımızı gördük birlikte. Ve şey yapalım dedik, bir proje geliştirelim istedik. O arada da bizim biyoloji hocamız vardı Semiha Hanım. Semih Hanım'a da bahsettik, böyle bir projede çalışmak istiyoruz vesaire. Liseden sonra ve Türkiye'de üniversiteye başlamadan önce bir yıl Wisconsin'de değişim öğrencisi olarak lise okudum. Bu okulda benim bilimle ilgilendiğimi anlayan bir biyoloji öğretmenimiz, beni ve bir arkadaşımı Fermi Laboratuvarı dediğimiz bir araştırma laboratuvarına geziye götürdü. O zaman bu laboratuvarı görmek bana çok motivasyon verdi ve daha sonra bilimsel çalışmalar yapmak için Amerika'ya dönmeyi düşünmeye başlamama sebep oldu. Bu Wisconsin'de geçirdiğim bir yıl benim için çok farklıydı ama aynı zamanda bana daha bağımsız yaşamayı öğretti. Türkiye'ye üniversite eğitimim için geri döndüğümde bana çok büyük bir enerji ve odaklanma kabiliyeti vermişti. Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer enerji mühendisliği okudum. Ve bir lisans öğrencisi olarak bu bölümde çalışmaktan çok zevk aldım. Çok çalışırdım ve çok severek çalışırdım. Çünkü matematik ve fizik temelli konulardan gerçekten çok zevk aldım. Şimdi geriye dönüp baktığımda fark ediyorum ki zor bir bölümmüş. Ve 20 kişi başladığımız halde bizim dönemden sadece 3 kişi mezun olabilmiştik. Ama zor da olsa severek çalıştığım için çok zevk alarak bitirdim ben Hacettepe'deki nükleer enerji mühendisliği bölümünü. O yıllarda bu dereceyle Türkiye'de ne iş yapabileceğimi tam anlayamamıştım. Bölümdeki danışman hocalarımız bana Amerika'ya giderek doktora yapmamı tavsiye ettiler. Ben de değişik okullara başvurdum. İkinci sınıf başladığında Bilge'nin çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve ona ikinci sınıf sonlarında bak sen ortalamanı yüksek tut, ben seni MIT'ye yollarım dedim. Tamam, ben yollarım dedim ama ben yollayacağım falan yok. Sadece gitmesine yardım edebilirim. O da hakikaten zaten çalışkan bir kızdı. Çok başarılı oldu. Notları hep yüksek oldu. Ve MIT'ye başvurdu. MIT'de doktoraya başladığımda Hacettepe'deyken doktora seviyesinde birçok ders aldığımı fark ettim. Bu yüzden kendim için
yeni bir araştırma yönü seçmek istedim. Ve seçtiğim yön, nükleer santrallerde olabilecek arızaları daha önceden ve verimli bir şekilde tahmin edebilmek için yapay zeka algoritmalarını birleştiren ve geliştiren bir yön oldu. Basically, she went from the bachelor's degree in Turkey to directly to getting the PhD. She didn't take a master's degree on the way. During all that time, she was employed on a project that I supervised as the principal investigator. We were part of a five organization industrial and academic team, and she effectively was the leader for the MIT portion, subject to my oversight. Bu doktora sonrası yaptığım araştırmanın başında benim bu konuyla hiçbir eğitimim olmadığı halde ve hatta çok bir şey bilmediğim halde bana bu fırsatın verilmesi benim kariyerim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Anlattığım gibi lisansımı nükleer enerji üzerine yaptım ve doktoramı da nükleer enerji ve matematik bilgisayar bilimleri üzerine yaptım. Ama benim en çok zevk aldığım konular fen bilimleri ve fizik bilimleridir. Ve bu postdoc'tan sonra kendi kariyerimi ilerletirken bu yöne geri dönebilme fırsatı oldu benim için ve ondan sonra bu yön benim hayatım oldu tekrar. And she came to me as a postdoctoral candidate. So immediately I find she was extremely intellectual and she was curious and really interested in, you know, going to a new area that she was not familiar with during her PhD studies. So I, you know, find she was a great person to work with, and so I offered her a postdoctoral position to work on SOLOXi fuel cells. That was really her first exposure into electrochemistry, electrochemical energy conversion, surface science. This is essentially the main topic of her research lab at the moment. Doktora sonrası araştırmamı tamamladıktan sonra Argonne Ulusal Laboratuvarı dediğimiz bir araştırma laboratuvarında çalışmaya başladım. Katıldığım ve yaptığım bu deneyler bizim için çok heyecanlıydı. Çünkü o zamana kadar kimsenin bu konuda görmediği yeni şeyleri görebiliyorduk deneyler sırasında. Bu deneylerin ayrıca bir heyecan faktörü vardır. Çünkü size 2, 3, en fazla 4 gün verilir. Bu kısa süre içinde hem deneylerinizi çalıştıracaksınız hem de faydalı veri almanız gerekiyor. Yani ne kadar ayakta kalabilirseniz o kadar iyi sizin için. Ama o kadar da heyecanlı oluyorsunuz ki ne uyumak aklınıza geliyor ne yemek yemek aklınıza geliyor. Yeter ki o deney orada çalışsın ve bana faydalı verileri versin. Laboratuvarıma geri gidince bunları analizleyip ne öğrendiğimizi daha iyi açıklayabileyim şeklinde. Bu adrenalin seviyesi yüksek deneyler oluyor bunlar. 2007'den beri MIT'de fakültedeyim. Doçent olarak başladım ve 2018'den beri tam profesör olarak çalışıyorum. MIT'deki araştırmalarım elektrokimyasal malzemeler üzerine odaklı ve özellikle katı oksit dediğimiz karışık iletken malzemeler üzerine çalışıyoruz. Bizim odaklandığımız temel bilim, bu malzemelerin ve üzerindeki reaksiyonların nasıl olduğunu anlamaya çalışmak. Temel bilim üzerine odaklanıyoruz ve bizim geliştirdiğimiz ve çıkardığımız yeni bilgiler elektrokimyasal teknolojilerin gelişiminde bize ve bütün alanımıza rehberlik sağlar. She is extremely dedicated. She is extremely smart. She understands problems at their core immediately. And she's very, very dedicated to go to the bottom of things. At the same time, she's very encouraging. So she's very friendly, very supportive, very respectful. She has a real knack of working with people. It was a very enjoyable experience to have her in the lab for this year. It really changed the culture in her lab a little bit. Also, she works very, very hard. So that was also a good thing to show to my students how hard people really can work. During, I think, the first years that we were working together, I certainly recognized that she had something rather special in her ability to really take and master both the experimental techniques needed and the theoretical aspects.
She attracted a lot of very bright young people. And that makes a big difference to your research group to get these people and to foster them as well. I know, for example, that I want to develop down a particular experimental research path, and I've highlighted that, and she's totally fine with that. So we're definitely making progress towards that. So she's open to developing, allowing the student to develop according to their interests. She always encouraged us to go to conferences and do presentations and go to all kinds of events to open our mind, to talk to different people. So whenever there's a chance, like this, even today, she encouraged us to have conversations, to participate in different events. I think that's very helpful for staying in academia or going to anywhere. I think she combines important expertises. So it's not only just experiment, but also computational perspective. And also, I think in her work, technology and very fundamental questions come together. So, and I think that's a very kind of big part of how you frame the questions and what defines what you're doing and why is it, I think that's why it is important. I think she's already really shaped the way I think critically about science and the way that I approach scientific problems. And the rest of my career, I'm not sure yet if I want to go into academia, if I want to do something more industry related. But I know this kind of critical problem solving and thinking is something that I'll keep with me for the rest of my career. I remember a couple of years ago, she took all the women in the group, so women PhD students and women postdocs, on a sponsored lunch where she basically asked us about how our experience has been, and she also shared her own experience about being a woman scientist and woman academician. And I think that was so helpful for me to learn more about her trajectory in a more informal setting, and knowing this other aspect of her career and her personality. Professor Yildiz is, I think, it's all tied together by her study of ionic defects and the charge transports of oxide material. So that's the central theme of her research. Şu ana kadar üzerinde çalıştığımız teknolojilerin amacı dünya çapında enerji verimini arttırmak ve karbondioksit emisyonlarını azaltmak. Ve bizim bunların üst seviyesindeki amacımız dünyaca iklim ve enerji krizlerine bilime dayalı çözümler üretmek. Most people work in a particular subfield and they're quite comfortable there and their whole career develops along those lines. But she sees the opportunities. She sees the connections, like in the synapses she was talking about in the brain, right? Making these new connections is that once she decides this is an interesting area, how quickly she absorbs the key features and challenges and limitations. So for example, in the same program I was talking about in the Department of Energy program, she was working with me on the fuel cell area, but as I mentioned, there was a whole second subtopic on batteries, and she decided batteries are now important. Started chatting with the PIs, the co-PIs, co-principal investigators on the battery side, and before you knew it, she was collaborating with them and presenting papers, which are very significant. Benzer bir çalışmamız karbondioksitin katı yakıt hücreleriyle elektrolizi, ki bu şekilde atmosferdeki karbondioksiti faydalı ürünlere, kimyasal ürünlere, malzemelere dönüştürebiliyoruz ve böylece atmosferdeki karbondioksit seviyesini de düşürebiliriz. Buna benzer bir uygulama ve proje yine katı yakıt hücrelerinin Mars'ın atmosferindeki karbondioksiti elektrolizle oksijene çevirmesi. Ki bu teknoloji başarıyla gerçekleşirse ileride Mars'a insanlı geziler ve araştırmalar gerçekleştirilebilir. Ve biz bu yönde önemli bir projeye, NASA'dan gelen önemli bir projeye katkıda bulunduk. Ve şu anda bu deney gerçekten Mars'ta karbondioksit elektrolizi ile oksijen üretiyor.
Amerika'ya gittikten sonra tabii çok yoğun bir çalışma programına girdi. MIT'de doktorasını yaptı, arkasından Argonne National Lab'da çalıştı. Bu süre zarfında işte evlendi, düğüne de katıldım ben, bebek sahibi oldu. Onları Atatürkçü yetiştirmek için de elinden geleni yapıyor. Her yıl 29 Ekim'de Boston'daki şeylere götürür, kutlamalara götürür. Bizimle onların bayraklı, işte eğlenceli fotoğraflarını paylaşır. Hani bir yandan Amerika'da zor şartlar altında gerçekten çalışıyor. Çok böyle rekabetçi bir ortamda çalışıyor. Hani hiç böyle gardınızı indirmemeniz gereken bir yer Amerika. Maalesef öyle çok o anlamda zor. Ama Bilge bunu başarıyor. Çok da mutluyuz başarılarını izlemekten Bilge'nin. Bilimsel merakın yanında önemli ayrı bir kilit soru da şu benim için. Çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakacağız? Dünyamızı nasıl bırakacağız çocuklarımıza? Benim iki tane genç çocuğum var. Birisi 4, birisi 10 yaşında. Ve onların sağlıklı, temiz bir dünyada yaşamasını istiyorum. Ve yaptığımız bütün araştırmalar temiz teknolojileri, karbondioksit emisyonunu azaltan teknolojileri geliştirmek yolunda. Ve bu yüzden önemli benim için. Ve bunları etkinleştirmek için maalesef çok zamanımız kalmadı. O yüzden çok çalışmaya devam etmemiz lazım. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar değişik kuruluşlardan, değişik ülkelerden birçok ödül ve tanınma aldılar. Ve tabii bunların hepsi için minnettarım ben. Rahmi Koç Bilim Ödülü Türkiye'den bizim için bir ilk. Ve Türkiye'den bu şekilde tanınmak, araştırmalarımızın değer görmesi benim için çok önemli ve çok büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda bu ödülün başka bir önemi var benim için ki şu mesajı vermek istiyorum. Ben şimdiye kadar bu yaptıklarımı yapabildiysem, Türkiye'den birçok yetenekli genç benden daha iyisini de yapabilir. Türkiye'de birçok insan var ve çok çalışkan, çok genç insanlarımız var. Ben bunu yapabildiysem, İnanıyorum benden çok daha iyisini, çok daha faydalı işleri yapabilecek birçok genç insan var Türkiye'de. Umarım bu onlara çok büyük bir motivasyon kaynağı olur. Aynı zamanda bu ödül benim sorumluluklarımı artırıyor. Hem kendi yaptığımız araştırmaları en iyi şekilde yapabilmek, devam ettirebilmek için. Hem de bilim üzerine motivasyon olmuş, bilim peşinde koşan daha çok genci bu alana, bilim yolunda motive edebilmek için. Bana ek bir sorumluluk veriyor. Umarım bu iki yönde de ileride daha başarılı olabilirim.